Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi sizlerle Akars konusunu işleyeceğiz beraber. Akars, Aircraft Communication Addressing and Reporting System arkadaşlar olarak kısaltılmış bir çeşit havadan yere haberleşme sağlayan bir data, yani veri iletim hattı arkadaşlar. Akars. Akars mesajları otomatik olabilir ya da Akars mesajları arkadaşlar manuel olabilir. Bu mesajlar, yani gönderilenler mesaj olabilir ya da rapor olabilir arkadaşlar. Bunları yer istasyonuna ya da tam tersi yer istasyonundan uçağa iletilmesini sağlayan bir sistemdir Akars. Akars arkadaşlar ne amacıyla kullanılır derseniz, bakım, işletme ve ticari amaçla kullanılabilir. Yani 3 tane alt amacı sayılabilir Akars'ın kullanımı olarak. Akars arkadaşlar veriyi gönderme ve alma fonksiyonlarını aynı zamanda yöneten bir sistemdir. Yerden havaya veya havadan pardon yere dijital mesajları arkadaşlar VHF, yani Very High Frequency telsizleri aracılığıyla ya da bazen VHF'in çekmediği ya da VHF iletişiminin mümkün olmadığı durumlar olabilir. O zamanlarda da arkadaşlar SATCOM adı verilen Satellite Communication, yani uydu haberleşmesi aracılığıyla gerçekleştirir arkadaşlar. Şurada bununla ilgili bir tane şematik görünüyor. Akars'ın bileşenleri şeklinde bunu düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burada bir Akars Management Unit var. Yani Akars yönetim birimi. Esas işlemler arkadaşlar burada gerçekleştiriyor. MCDU aracılığıyla mesajı gönderilip ya da görüntülenmesi sağlanabiliyor. Printer'dan bastırılabiliyor. Uçak sistemlerinden tabii veriler geliyor arkadaşlar. Bu verileri göreceğiz. Birçok alt sistemden Akars veri alabiliyor. Otomatik ya da manuel. Ve bunlar arkadaşlar iki türlü, hatta üç türlü gönderiyor. Genel kullandığımız arkadaşlar iletişim kanalı VHF bandı. VHF anteni aracılığıyla bunu yer istasyonuna gönderiyor. Ama bu yer istasyonu direkt olarak şirketin kendisi değil. Aslında dünyada iki tane yer var. Bunu biraz sonra göreceğiz. Buralara gidiyor. Ana merkezlere. Sonra bu ana merkezlerden arkadaşlar veri iletim kanallarıyla işletmelere dağılıyor. Yani işte SunExpress, Pegasus, Türk Hava Yolları vesaire gibi şirketlere dağılıyor arkadaşlar veriler. VHF communication iletişiminin sorunlu olduğu, çekmediği, kapsama alanının dışında olduğu durumlarda da arkadaşlar Satellite Communication, SATCOM adı verilen uydu haberleşmesiyle yine bu veriler gönderiliyor. Arkadaşlar bir üçüncü kanal olarak da şeyden bahsedebiliriz aslında. Uçak yerdeyken LAN ya da işte WLAN, yani Wireless Local Area Network ile aynı bizim evimizde bulunan işte modem, bilgisayar ve internet arasındaki bağlantı gibi arkadaşlar. Ya da işte bir modem, üç bilgisayar ya da işte telefon, tablet, bilgisayar ve modem arasındaki bağlantı aslında bir wireless local area network'tür. Onun gibi arkadaşlar yine uçak yerdeyken, hangardayken, bakımdayken vesaire ya da belki de havaalanındayken verileri yine arkadaşlar bu aracı WLAN aracıyla gönderebilir yer istasyonuna. Şimdi size bahsettiğim arkadaşlar aslında şeye geldik. Dünya üzerinde direkt olarak hani biz verileri şeye gönderemiyoruz arkadaşlar. İşletmeciye, yani airline computer yazıyor ya burada, bakın. Hava yolu bilgisayarına direkt göndermiyoruz aslında. Bunlar bir takım aracılardan geliyor arkadaşlar. Ki biz bunlara yer istasyonu diyoruz. Yer istasyonu arkadaşlar iki tane var. Biri SITA, biri ARINC. Singapur için arkadaşlar SITA, Singapur'daki ve Chicago için de ARINC arkadaşlar deniliyor. Yani ARINC olunca Amerika kıtasını düşünebiliriz, Chicago. Singapur ya da SITA olunca arkadaşlar Avrupa aklımıza gelebilir arkadaşlar. Uçağımız işte burada management unit'imiz, kontrol, yani kontrol birimimiz, yönetim birimimiz ve VHF haberleşmesini yapacak arkadaşlar. İşte burada communication birimim var. VHF aracılığıyla bakın SITA,
Yani Singapur mesela burada ya da Haring'de olabilirdi. Merkezinde arkadaşlar şeye gönderiyor bunlar yerdeki yer istasyonlarına. Sonra yer istasyonları bunu alıp antenler yer istasyonlarına iletiyor. Bunlar tamamen kablolu artık. Yani kablosuz iletişim uçakla yer istasyonu arasında. Yer istasyonundan artık arkadaşlar diğer olan veriler görmüş olduğunuz gibi kablolu network aracılığıyla iletiliyor. Yer istasyonlarına olan veriler arkadaşlar ana merkezlere toplanıyor. İşte bu Arink ya da Sita Central bilgisayarı yani merkezi bilgisayarına toplanıyor arkadaşlar. Chicago ya da Singapur dediğimiz gibi. Daha sonra bu ana merkezden de işte Pegasus'un verisi Pegasus'a, Sun Express'in verisi Sun Express'e, Atlas'ın verisi Atlas'a, TK'nın verisi TK'ya vesaire arkadaşlar ayrıştırılarak ulaştırılıyor. Yani ben pilotum. Direkt şeyden konuştum. Veri gönderdim. Direkt bu veri şeye gitmiyor arkadaşlar. Hava yoluna gitmiyor. Ana merkez toplanıyor. Toplandıktan sonra ana merkeze iletiliyor. Ana merkezden de dağıtımı gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir network haritası görüyoruz. Bu aslında VHF dünyanın her yerinde aynı frekansa sahip değil arkadaşlar. Bununla ilgili bir görsel. Amerika'da arkadaşlar Arink akarsı genelde kullanılıyor, yaygındır. Bunun Amerika'daki işte frekansımız arkadaşlar 131.550 MHz yaklaşık olarak arkadaşlar Amerika kıtasındaki hani 131.550 MHz kısmında kullanılıyor. Kanada arkadaşlar burada Air Canada mevcut. Bunun frekansı 131.475 MHz. Mesela Japonya'da arkadaşlar Avicom var. Oradan arkadaşlar 131.450 MHz şeklinde bunlar bölünüyor arkadaşlar. Ama dünyanın birçok bölgesinde ise 131.725 bakın yani sita var. Ve bu da 131.725 MHz. Bakın burada Japonya var arkadaşlar. Gibi birkaç bölgeye frekansa bölünmüş. Ama en yaygını 131.725 MHz arkadaşlar. Amerika kıtası olunca dediğimiz gibi 131.550 ya da 131.475 Japonya yani uzak doğuda olunca arkadaşlar 131.450 MHz'e inip değişebiliyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Aslında aynı anda çok sayıda bağlantı kurmuş ve daha iyi bir haberleşme için arkadaşlar ya da veri iletimi için bu frekanslar arkadaşlar otomatik olarak değişebiliyor. Yani biz ileri gidip tek tek frekansları da ayarlamamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Kapsama alanı dışında olan bölgelerde ya da VHF'te sorun olduğunda da dediğimiz gibi uydu haberleşmesine yani satellite communication'a geçiliyor arkadaşlar. Şimdi burada şeyden bahsetmek istiyorum size. Operation Request and Communication with ACARS. ACARS'la neler gönderiyoruz? Hangi istekleri, hangi işlemleri yapıyoruz arkadaşlar? Sistem başlangıcı yani System Initialization. Yani bu şeyden önce, uçuştan önceki arkadaşlar Flight Number. Nereden nereye uçuyor? From to verisi vesaire gibi veriler mesela. Sonra Mission Status yani görevin durumu gibi arkadaşlar işte Block Time, Flight Time, UTC verileri. Bizim belki de burada en çok kullanacağımız Out, Off, On, In verileri arkadaşlar. OOOE diye geçer. Out verisi kısaca uçak kapıda, gate'de demek arkadaşlar. Off, uçak artık teker kaldırdı pistten. On olunca uçak piste teker bastı. In olunca da uçak gate'e geldi demek arkadaşlar. Biz genelde bunlar üzerinde duracağız. Bunların tetiklendiği durumlardan bahsedeceğiz. Daha sonra mesela pilot bir mesaj göndermek istiyor diyelim ki. Arkadaşlar pilot ya da pilota mesaj göndermek ya da pilotun gönderdiği mesajları dinlemek için arkadaşlar yine ACARS'ı kullanabiliriz. İşte buna da Sending and receiving of free message via Telex demiş. Yani Telex aracıyla ücretsiz veri ya da mesaj göndermek. Standart daha önceki işte programlamış verilerin gönderimi. Bu çok veri var arkadaşlar ACARS'ta. Flight data, yani uçuşta işte fuel time ya da weight verileri. Fueling eğer işte yakıt alınıyorsa işte onunla ilgili veriler. ATIS verileri. Varacağımız yerin arkadaşlar hava durumu. Şu anki hava durumu gerçek ya da işte tahmin hava durumu. Eğer bir rötar varsa bu rötarla ilgili bir mesaj gönderebiliriz ve bunun işte sebebini de yazabiliriz.
Ondan sonra arkadaşlar ETA, yani Estimated Time Arrival, tahmini varış zamanı, load sheet isteği varsa arkadaşlar, operasyon verisi, o uçuş planı, işte diversion, eğer rotamızdan saplıysak yeni rotamız, bununla ilgili yorumumuz ve tahmini varış zamanımız veriler. Park pozisyonu isteyebiliriz. Ya da işte arkadaşlar boarding, onboarding vesaire için şey, passenger connection request gibi şeylerde bulunabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar biz burada daha çok out of on in'le ilgileneceğiz. Out of on in, OOOI peki ne demek arkadaşlar? Hangi durumlarda tetiklenir? Kısaca buna bakalım. Out demek arkadaşlar flight leaving, yani artık uçuş kalkışı hazır, uçuş uçak gidiyor. Peki bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Triggered by release of parking brake. Yani park frenlerini arkadaşlar açmışız. Tamam mı? Yani park frenleri set değil artık release konumunda, yani boş konumunda. Yani artık uçak hareket edebiliyor demek arkadaşlar bu. Bunu olduğunda, yani park frenlerini release ettiğinde pilot serbest bıraktığında arkadaşlar o zaman out mesajı tetikleniyor ve gönderiliyor. Off mesajı arkadaşlar bir air ground sense sistem var, yani hava yer sistemi. Uçak havada mı yerde mi bunu anlıyor. Bunun tarafından tetiklenen arkadaşlar bir mesaj var. Bu da off'tur. Yani uçak pistten teker kestiğinde air ground sense sistem uçağın havada olduğunu algılıyor. O zaman da arkadaşlar off mesajını gönderiyor. Yani take off demek. Uçak uçtu. Artık işte approach yaptı. İniş sırasında arkadaşlar yine bu air ground sense sistem uçağın artık yere indiğini algılıyor. Yani uçak piste teker bastı arkadaşlar. O zaman da on mesajını gönderiyor. Bu da landing. Yani uçak iniyor demek. Şu an iniş gerçekleşiyor demek. En son mesajımız da arkadaşlar in. Bu da artık uçak park ediyor demek. Yani gate'e geldi. Bunu da nereden anlıyoruz arkadaşlar? Artık pilot park frenini set etti. Yani park freni çekti arkadaşlar. Uçağı hani bir bakıma durdurdu diyebiliriz. Bu da artık demek ki uçak park ediyor ya da gate'e geldi anlamını taşıyor. Toplam 4 tane mesajımız mevcut. Tetiklenme mekanizmaları da bunlar. Burada da arkadaşlar bunun bir görseli var aslında. Bakın terminal binasını görüyoruz. İşte out, yani pre-flight ya da taksi kısmı arkadaşlar. Uçak park frenini açtı artık. Yani gidişi hazır ya da gidiyor yavaş yavaş. Off kısmında arkadaşlar take off ve departure, yani artık uçak kalkıyor. Burada artık cruise, yani normal seyir irtifasını seyrediyor. Gideceği yere gidiyor. Approach ve landing arkadaşlar artık iniş sırasında on. Uçak yere teker basınca veri gönderiyor. Ve uçak artık post landing ya da taksi artık gerçekleştirince arkadaşlar gate'e gelince de buradan in verisini gönderiyor. Tabi bunların altında başka bir sürü veri de var. Mesela arkadaşlar out kısmında uçaktan işte crew information, yani işte kabin ekibinin bir bilgisi, sonra yakıt verification'ı, işte varsa rötar raporları ve out bilgisi gönderiliyor. İşte uçağa da arkadaşlar ATIS, weight, balance, pist analizi, uçuş planı, dispatch, release vesaire arkadaşlar ya da remote maintenance release gibi veriler gönderiliyor. Off kısmına veriler uçaktan gidiyor. İşte off, tahmini varış süresi, kalan yakıt ve varsa özel istekler. İşte uçuş sırasında bir sürü veri gönderilebilir. Uçağa da gönderebilir. Uçaktan da veri gelebilir. İniş sırasında arkadaşlar artık on verisi gönderiliyor. İşte varsa ETA değişiklikleri. Aircraft'larına geliyor arkadaşlar. Varsa bir tehlike ya da bununla ilgili veriler ya da hava durumu tavsiyeleri gönderilebilir. In kısmından arkadaşlar artık zaten gate'deyiz. Uçaktan veri gidiyor genelde işte. Gate koordinasyonu, final maintenance status, yani son artık bakımla ilgili bir durum var mı? Full ne kadar yakıt kaldı vesaire arkadaşlar. Bununla ilgili verileri artık gate'de in konumunda gönderebilir. Şurada bir eski Akars kontrol birim var arkadaşlar. Yani 1970'lerden kalma diyor. Şurada LAX yazdığı aslında LAX, yani Los Angeles Havalimanı'nı gösteriyor arkadaşlar. Bakın burada out, off, on, in verilerini buradan gönderebilirsiniz. Burada 0'dan 9'a rakamlar var. İşte burada clear var arkadaşlar gibi.
Şuradan da çeşitli modların işte fuel modu mesela arkadaşlar. Fuel ile ilgili veri göndereceksin. Çeşitli miscellaneous veri göndereceksin. Destination vesaire arkadaşlar. Flight number gibi verileri buradan seçip girip gönderebilirsiniz ya da görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu daha eski bir Akars kontrol birimi. Yenisini de sonlara doğru göreceğiz. Peki bir Akars mesajını arkadaşlar içine bakarsak böyle onu büyüteçle incelersek ne vardır içinde? Bunlara bakalım. Bu mesaj 3 bölümden oluşur. Preamble, text ve block check. Preamble öncül diyebiliriz. Yani mesajın ön kısmı. Text arkadaşlar mesajın kendi ana bloğu. Ve en sonunda bir block check var. Yani burada da bir takım şey check yani kontrol işlemleri gerçekleştirecek arkadaşlar. İki farklı tonda gönderiliyor. 1200 Hz'te ya da 2400 Hz'te arkadaşlar. Bunlar VHF üstüne bindiriliyor. Yani aslında 1200 Hz'te, 2400 Hz'te yani 1.2 kHz, 2.4 kHz iki sıra arkadaşlar insan kulağının duyabileceği frekanslar. O yüzden burada audible ton demiş. Yani duyulabilir tonlar. Yani 20 Hz'te 20 kHz arasında yaklaşık olarak duyuyoruz arkadaşlar. Bunlar da insan kulağının duyabildiği tonlar. Ama bunu VHF üstüne bindiriyor tabii ki. Sonra arkadaşlar bunlar tekrar işte decoded back to digital form. Yani tekrar decode ediliyor. Haberleşme dersinden hatırlayın bunları. Şimdi burada bir işte bize mesajı göstermiş. Preamble öncül kısmı, mesajın kendisi ve trailer yani kuyruk kısmı arkadaşlar. İşte preamble kısmı genelde 34 karakterden oluşuyormuş. Adres ve sistem protokolünü bahsediyor. Mesajın kendisi 220 karaktere kadar çıkabiliyor. Gövdesi. Trailer'da yani buradaki parity check ya da mesajda hata var mı kısmı da arkadaşlar 7 karakter kısmından oluşuyor. Yaklaşık olarak 220-254 o zaman ne olur? 261 karakter gibi bir şey diyebiliriz mesaja. Peki içine bakarsak arkadaşlar preamble kısmında işte mesela uçağın kuyruk numarası ya da flight numarası var arkadaşlar. Çünkü burada hani bu gönderdiğimiz mesajın hangi uçaktan geldi ya da hangi uçağa gittiği önemli. O yüzden işte bir öncül kısmı koymamız gerekiyor arkadaşlar buna. Ondan sonra tekste işte 220 karaktere kadar gönderilebiliyor arkadaşlar. İşte departure time, arrival time vesaire gibi ya da pilotun yere aktarmak istediği arkadaşlar ve free talk adı da verilen işte sesli mesajlar da gönderilebiliyor dediğimiz gibi. En sonlar arkadaşlar bir bu gönderilen mesajda hata var mı yok mu diye bunu kontrol için arkadaşlar bir block check kısmı var. ACK dediği acknowledge, NAK dediği negative acknowledge. Yani arkadaşlar ACK ise başarılı bir iletim. NAK ise yani negatif yani başarısız bir iletim olarak düşünebiliriz arkadaşlar bunu. Token key olarak. Burada bize bir off mesajını arkadaşlar göstermiş. İşte burada bir tail ya da uçağın numarası var. Burada arkadaşlar bir label var. QB. QB de arkadaşlar off time demekmiş. Burada bir downlink block identifier var. Yani bir diyor. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir mesaj var. 28.04 yani kaç dakika ve kaç saniye sonra yani burada bir zaman verisi göndermiş. Burada arkadaşlar uçuş numarası ya da işte havaalanı şey havayolunun vermiş olduğu numarayı en son göndermiş arkadaşlar. Burada bir mesajı bize decode etmiş. Bu veriler arkadaşlar Arink 429 ile gönderiliyor. Arink 429'un detayına girmeyeceğim. Bunu başka bir derste görüyorsunuz. Ama kısaca işte arkadaşlar bakın şurada MSB, LSB 32 bit var. Most significant bit, least significant bit yani en önemsiz bit yani en küçük bit ya da bu da en büyük bit arkadaşlar. İşte bunu label yani etiket işte SDI. Burada diye tekrardan datayı LSB, MSB diye bölmüş. Burada arkadaşlar artık parity check ve signed status matris durum yani matrisi ya da işaret matrisi gibi arkadaşlar veriler mevcut. 32 bitten oluşan bir Arink 429 mesaj formatı arkadaşlar. Şurada görmüş, az önce bahsetmiştim size daha işte modernleri de var diye. İşte burada bir Akars kontrol paneli görüyoruz. Bu bir şeye benziyor arkadaşlar. Hani ATM'den para çekmeye benziyor. Burada bir ekran var tam ortada.
Bu ekranın sol tarafında ve sağ tarafında bir takım tuşlar var. Ekranda da bir çeşit işte şeyler yazıyor. Menüler var mesela. Bu menüyle aslında bu tuş takımı eşleştirilmiş. Yani siz bu menünün yanındaki tuş takımına bastığınızda arkadaşlar bu indekse girecek. Eğer şuna basarsanız buna girecek şeklinde aynı bir ATM mantığıyla arayüz düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu üstteki de Glass ya da işte CRT akarsı yani daha modern ekran. Ama alttaki de arkadaşlar gördüğümüz gibi böyle daha hani tuş takımı gibi daha eski bir panel karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada da CDU yani Control and Display Unit'lerin ekranını görüyoruz çeşitli uçaklar için arkadaşlar. Dedik. Şimdi burada akarsı bitirelim.